Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizlere şimdi haftalık Oğlak Burcu için kahve falınızı yorumlayacağım. Hep beraber yorumlayacağız. Evet açıyorum. Oo, dileklerimiz kabul olacak. Evet ben bu falı açmadan önce biraz bekliyorum. Herkes şimdi içinden geçen güzel bir dileğini tutsun. ve ona göre bakacağım tekrardan açıp açmayacağımızı. Evet süper çok güzel. Oo, içinde biraz karamsar. Evet ama Oğlak Burcu'nun genel yapısı bu zaten. Bir işe başlarken herhangi bir yere giderken ilk önce hep negatif ve karamsar düşünüyoruz. Ondan sonra içimizdeki çocuk ve neşe sayesinde hepsini atlatıp güzelliğe çıkması için uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz diyorum çünkü ben de bir Oğlak Burcu'yum. Biliyorum. Bende de böyle oluyor. Ee, oğlak burçlarının bu haftaki içlerinde Evet bu huzursuzluk niye acaba Şuradan başlayalım Evet hep beraber bakalım Baya bir yorum yapmamız gerekecek sanıyorum ee, Evet arkadaşlar şurada bir şey görüyorum Bakın kılıç balığı gibi diyebiliriz Kılıç gibi diyebiliriz Siz nasıl adlandırırsınız Ama ani bir haber var ve beklediğimiz bir haber Yani oğlak burçlar için bu hafta müthiş güzel geçecek bence. Çok temiz, güzel ani bir haber alacağız. İnşallah beklediğiniz güzel haberi alırsınız. Karamsarlıklar var, iç huzursuzluğu var. Yani içinizin içi, yani kalbinizin içinde bir huzursuzluk var. Ee, çok karmaşık düşünceler var. İkili görüşmelerde negatiflikler var olmasına rağmen bu gelen haberle birlikte her şey aydınlanacak her şey güzel olacak. Evet sizi üzen birisi var. Bu da görüyorum ki ikili görüşmeler yaptıktan sonra içiniz rahatlayıp daha sonra yani derler ya içinize su serpilecek. Bu daha sonraki olacak e, oluşacak problemleri engelleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Şurada bir şey gördüm. Sanki süpürgesine binmiş bir cadı. Yani etrafınızda sizi birazcık cazılık yapan, huzur hisseden bir insan varsa arkanızda bırakacaksınız. Arkanızı dönüyorsunuz. Belki de öylesi daha iyi. Ondan sonra çünkü aydınlanıyor etrafınız. Şurada bakın siz de bir insan yüzü gördüm. Eğer bekarsanız aşk size geliyor. Ama eğer ki evlisiniz ya da iş bekliyorsanız bir iş görüşmesi olabilir. Ee, güzel haber alacağınız, yani güzel haber aldığınız ikili bir görüşmeniz olacak ve çok sevineceksiniz. Yüreğinizdeki o darlık şelaleye dönüyor. Aşacaksınız, yükseliş var, hedeflerinize ilerleyeceksiniz, göz aydın haberi var ve içiniz bunları atlatıp feraha kavuşma noktasına geleceksiniz yani hiç bir kaçarı kaçarı yok çünkü bizim burcumuzun şansına ben inanıyorum şansımız var burada da üç tane yol görüyorum e, bu yolların ikisi planlı programlı ve güzel bir şekilde devam edecek ama üçüncüsü e, yani Tam olarak gidip gitmek istemediğiniz, bilemediğiniz bir yol diye düşünüyorum. Ve gitmeden önce gerçekten de kendinizi tartın. Çünkü biraz kalabalık ve huzursuz çıkmış bu yol. Ee, belki gittiğiniz ortamı sevmeyebilirsiniz ya da gideceğiniz, görüşeceğiniz insanlarla aranızda bir problem çıkabilir. Tam olarak bilemiyorum. Bakın şurada da bir insan yüzü şeklinde, ee, yani bir kadın yüzü. Ee, ama bu, e, yani beken hazır olun aşk sizi. Aşk size geliyor yani <laughs> kesinlikle kadın ya da erkek fark etmiyor ee, aşk yolunuza çıkıyor bu kadar net söyleyebilirim çok güzel ee, yine burada beyazlık ferah var aslında tervileri yoğun çıkmış bu kahve falında biraz karamsarlık iç huzursuzluğu düşüncelerinizin karmaşıklığı ve e, negatif Görünse bile panınızın genel Görüntüsü bence çok güzel Yani iyi güzel haberler alacaksınız Aşk yolunuza çıkacak Genel bakışı Bu şekilde İkili görüşmeleriniz var İkili görüşmelerde huzursuz olduğunuz insanlarla görüşüp konuşup O problemlerinizi Halledebileceksiniz diye düşünüyorum Bu hafta biraz daha Oh be rahatladık diyeceğiniz noktada e, rahatlayın artık oğlaklar. Yani doğum günleri haftanız. daha doğrusu doğum günleri ayınız. Ocak ayının 21, 21'ine kadar. ben şimdiden hepinizin doğum günlerini kutluyorum buradan. İnşallah bu yeni yaşınız ve yeni yaşımız. Ben de bir oğlak burcu olarak kendime de bunu diliyorum çok 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 güzel geçer. Yani arkamıza bakmadan yeni yaşımızda yenilikleriyle birlikte bekliyoruz. E, Fanınız da bu şekilde çıkmış. Bence çok güzel. Hatta şöyle kısa bir tabağınızı da yorumlayayım. Evet bakın yaşam ağacı. Yani çok güzel yükselişler var. Yani düşüncelerinizde bakın biraz solucan gibi böyle salongoz gibi şeyler çıkmış. yavaş yavaş olsa da e zaten bu bizim e, falımızın genel yani daha doğrusu burcumuzun genel yapısı. Yani her şey koştura koştura gelme ayağımıza. Biz çok çektik bu tarihsizliklerden. E, şanssızlık diyemeyeceğim. Şans var. Herkesin yolunda şans var. Ama Artık şans gerçekten de bizim yolumuzda, yolumuza düşüyor. Sadece fanınızda, hani içine direkt olmasa bile e etrafınızda bir hasta insan görüyorum. E yarım ay doğuyor haneye, aile ağacı, ailenize bağlı insanlarsınız. Belli ki yavaş da olsa ilerleyen, giden güzel bir tutumu var fanınızın. Hepinize şimdiden iyi haftalar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun.